Umut'cum hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şu an her şey yolunda, havalar güzel, kampüs güzel. Boş kimse yok. Umut'cum bugün seninle 2 saat bölüm üzerine konuşacağız. Nerede okuyorsun öncelikle, onu sorayım sana. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Davutpaşa kampüsündeyim. Çok güzel. Üniversiteye 2020 yılında 120 bin sıralamayla girdim. Ben 120 binle %30'a girdim. Memnunum. %30'un avantajı şöyle oluyor. Yani bitirmeden önce 100 kredilik ders almanız gerekiyorsa 30 kredisini İngilizce almak zorundasınız. Ve hem Türkçe seçebiliyorsunuz hem İngilizce seçebiliyorsunuz ama tabii ki İngilizce olarak 30 krediyi doldurmak zorundasınız gene de. Eğer %100 İngilizceyseniz sadece İngilizce hocalardan alabiliyorsunuz mecburen doğal olarak. Üniversitenin ve bölümün sana sağladığı imkanlar nelerdir? Kulüp imkanları var, işte işletme kulübü var, ekonomi kulübü var, kalite verimli kulübü var. Ve ayrıca konuşmacılar geliyor. İşte şirketleri tanıtmak için, ne yaptıklarını anlatmak için. İşte başarılı bir CEO gelebilir. Her konudan bir konuşmacı ya da bir etkinlik bulabiliyorsunuz. Şimdi bu videomuzu tercih yapacak insanlar izleyecek öncelikle. Genellikle eşit ağırlık sıralamalarında iktisat hukukun bir tık altında oluyor. Evet. Yani sen bu bölüme isteyerek mi geldin? Birisi istemeyerek geldiyse, hukuk gelmedi, ben iktisat yazayım dediyse sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bu arkadaş, yani herhangi bir arkadaş işte hukuk gelmedi, işte PDR gelmedi, evet, buraya gelim diyorsa yalnız olmayacak çünkü çoğu arkadaş öyle diyor. Ama ben öyle yapmadım. Yani çevremdeki birkaç kişi de gerçekten isteyerek geldiler. Onlar ve yani benim çevremdekiler gerçekten hem derslerde daha başarılı oluyorlar. Hem de alana ilgili olduğu için işte zorlama bir şekilde puan alayım diye değil de merak ederek, öğrenerek, işte günlük olarak takip ederek, işte ne bileyim Merkez Bankası'da falan o şekilde ilerliyorlar ve gerçekten daha başarılı oluyorlar. Sanırım kariyerinde de daha başarılı olacaklar. Ben şahsen tercihlerim baştan sona iktisattı. Ama burada... Benim de iktisattı bu arada. Burada çok şey var, PDR istedi buraya gelen arkadaşlar. Onlara tavsiyem, geldiğiniz zaman da elinizden geleni yapın. Haberleri takip edin. İşte ilginiz yoksa ne bileyim kitap okuyun. Kendinizi geliştirmeye çalışın. Böyle tavsiyelerim olabilir. Yani istemeyerek gelseniz bile bölüme kendinizi alıştırmaya çalışın. Evet. Çünkü sizin gibi olan çok fazla insan var. Evet, çok fazla insan var. Sen İngilizce iktisat okuyacak birine hangi dersleri İngilizce almasını, hangi dersleri Türkçe almasını önerirsin? Şöyle, eğer sayısal dersleri alacaksanız İngilizce çok iyi olmasa bile belirli başlı şeyler önererek, mesela dedim işte istatistik olur ama tabii istatistik yine soruları anlamak zor olur ama jargonla alışırsanız olur yine. İşte matematiksel dersler olur. Bunları İngilizce alabilirsiniz eğer kredileri doldurmak istiyorsanız. Ama işte sosyal dersler olduğu zaman sosyolojidir, işte Türkiye'nin toplumsal yapısıdır, özel iktisat sistemlerdir. İktisat sistemlerde çok zorlanan arkadaşlarım oldu, çalışmadıkları için değil ama İngilizcesi ağır geldi. Şimdi, yani bana da biraz ağır geldi çünkü çok kavramlar işine giriyor, tarih içine giriyor ve çok söz kelime öğrenmeniz lazım, kelime dağarcığınızın geniş olması lazım, makale okumanız lazım. O yüzden zorlaşabiliyor. Ama dediğim gibi sayısal bir ders alabilirseniz fazla kelime bilmeden de belli başlı şeyler öğrenerek yine sürdürebiliyorsunuz. Yani şunu diyorsun, eğer İngilizce iktisat tercih ediyorsanız %30 ise bu. Evet. Sayısal dersleri İngilizce alın, sözel dersleri de Türkçe almaya çalışın. Evet. Bölümündeki hocalardan memnun musun? Profesör, doçent, araştırma görevlisi dağılımı nasıl? Memnun değilim. Daha bitmedi okul. Abi, bölümdeki hocalardan memnunum ya. Yani. Çoğundan memnunum. Bazı hocalar şeye doldu. Yani zorluyor mu? Ders anlatması mı kötü yoksa işte yetersiz mi bu? Konuda detay bilgi verebilirsin. Bunlar önemli konular çünkü insanlar nerede okuyacağını bilmelerini gerçekten istiyorlar. Şöyle, bazı hocalar size elinden gelince iyi şey kaynaklar sunmaya çalışıyor, iyi ders anlatıyorlar ve sınavlarda sizi yeteri kadar zorluyorlar. Kimse böyle işte yani işte geçsin olsun bitsin diye iş yapmıyor. Geçiyorsanız yani alnınızın teriyle geçiyorsunuz. Hocaların geneli iyi ve hocalar tanıdıkça daha size uygun olan hocaları seçerseniz sorun yaşamazsınız. Ben birinci dönem sorun yaşadım, ikinci sınıfın birinci dönemi. Ama şu an işte 3.61 ile bitirdim. Rahat yani, öğreniyorsunuz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yani şu mu var Yıldız Teknik İktisat'ta? İstediğin hocadan ders alabiliyorsun. Evet, istediğin hocadan ders alabiliyorsun. Zaten genelde İngilizce, Türkçe seçebiliyorsan daha fazla seçenek oluyor. Daha fazla seçenek oluyor. Ve her zaman iki seçenek, işte üç seçenek oluyor. Umut, iktisada yakın bir bölüm daha var.
İşletme mi? İşletme. Doğru bir de. Şimdi iktisat mı işletme mi? İktisat ve işletme mi konusunu ben girmeden önce de düşündüm. Şöyle işletme daha çok yani iktisadın içinden çıkmış, iktisattan ayrılmış bir şey. İktisat çok genel. İktisat daha kapsayıcı bir alan işletmeye göre. Benim... Ama kolay olsun diyorsanız ki zaten şu an arkadaşlarım ortalamasını karşılaştığım zaman işletmecilerin daha yüksek. İşletmeyi seçebilirsiniz. Benim bildiğim meşhur bir söz var. İktisada girmesi kolay, çıkması zordur. İşletmeye girmesi zor, çıkması kolaydır diye bir söz var. Bu böyle midir? Ya, öyle herhalde. Çünkü çok fazla efor sergilemeden, yani fakültede oturup iyi 3 üstü ortalama yapan işletmeci arkadaşlarım var ama iktisatta 3 üstü yapan arkadaşlarım çoğu yani gerçekten çalışıyorlar. Anladım. İktisat mezunu ne iş yapar? İktisat mezunu ne iş yapar? Akla ilk gelen cevap işte genelde işte akrabalarımla sorduğu zaman bankacılık. İşte bankacı olursunuz. Öyle bir yatırımcı olursunuz. Finans sektörü. Böyle şeyler olabilir. Bir de akademisyen olabilirsiniz. Ayrıca iktisat mezunu yönetim alanına da işletme alanına yönelebilir. Ve herhangi istatistik bilginize güveniyorsanız zaten iyi istatistik dersleri alıyorsunuz. Ve kendinizi geliştirirseniz data science yani işte veri bilimine yönelebilirsiniz. Yani yönelebileceğiniz çok fazla alan var. İşte bilgisayar bilimlerinden tutun da işletmeye kadar işte ne bileyim sonradan sosyal bilimlere yönelip sosyoloji, felsefe gibi alanlara yönelip siyasete de dönebilirsiniz. Yani ben iktisadı seçmemin sebeplerinden birisi de yani iktisadı sevmem ve gerçekten kariyer hedeflerime gerçekten hiçbir fikrim olmasıydı. Yani çok fikrim vardı ama neyi tam olarak sevdiğimi bilmediğim için iktisadı seçtim. Keşfetmeye kendim yani okurken keşfettim. Gerçekten iktisadında ders seçeneği yani seçebileceğiniz derslerin türü çeşidi çok olduğu için bence uygun bir bölüm. İktisadı yeni kazanmış birine ne tavsiye edersin? Yeni kazanmış birine ne tavsiye ederim? İktisadı küçümsememesini tavsiye ederim. Çünkü Türkiye'de herkes işte düşünüyor işte. Birisine konuştuğum zaman diyor nerede okuyorsun? İşte diyorum Yıldız Teknik'te okuyorum. Aha diyor vay işte o falan oluyorlar. Sonra iktisat diyorum falan oluyorlar. Ama iktisat yani öyle bir bölüm değil. Gerçekten zor bölüm. Bilgisayar bilimleri matematik kadar bir zor bölüm. O kadar zor bir bölüm. Çünkü hem matematik bileceksiniz, hem sosyal bilimlerde iyi olacaksınız, hem de ekonomi alanında iyi olacaksınız. Ve ekonomi gerçekten çok geniş bir alan yani. İşte ne bileyim, kendi başına fakülteleri olan, kendisine fakülteleri olan bir alan. İşte derslere, bölümleri olan bir alan. İşte ekonometri bölümü var, işte en yüksek lisansla finans var, her türlü bölümüm var. Şey diye düşünmeyin yani, bu kolay. İşte bunu küçümsemeyin. Gerçekten Avrupa'da ve Amerika'da çok saygı duyulan bir bölüm. Ve iyi bir İktisatçı, bir ekonomist olursanız sen iyi paralar kazanabilirsiniz ve istediğiniz şeye yönelebilirsiniz. Yani istediğiniz alana, finans olur, teknoloji, dediğim gibi her alana yönelebilirsiniz. Umut, bize Yıldız Teknik Üniversitesi ve İktisat bölümü hakkında güzel bilgiler verdin. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yeni gelen arkadaşlarımız umarım bu videoyu izleyip faydalanırlar. Umarım. Umarım gelip şey yaparlar. İşte geldik, seçtik, memnunuz. Şey demezler, lan niye bizi seçtiğini tavsiye ettim falan demezler. Ama severek yani arkadaşlar. Umut'u görünce selam vermekten çekinmeyin arkadaşlar. Evet, Instagram'a. Selam verirseniz konuşuruz. Herhangi bir konuda da gelip danışabilirsiniz. Tamam, çok teşekkür ederim Umut. Rica ederim. Kendine iyi bak. Siz de kendinize iyi bakın. Umut, sen şimdi iktisat öğrencisin. Evet, iktisat öğrencisiyim. Parayla ilgileniyorsun. Evet. Benim şöyle bir 50 lira param var hocam. Tamam. Sen bunu nasıl 100 lira yaparsın? Tamam. Ya da sen iktisattan mezun olunca bunu 100 lira yapabileceğine inanıyor musun? Şöyle, ben bunu 100 lira yaparım. Ben bunu işte bilmiyorum enflasyon büyük ihtimalle yine devam edecek. Dolara çeviririm. Bir sene sonra 100 lira olur da.